Mutlu geceler efendim. Haftanın son iş gününde, Cuma gününde Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü ve haftayı birlikte noktalayacağız. Yeni güne ve hafta sonuna da birlikte başlayacağız efendim. İlk bölümde çok değerli iki canlı yayın konuğum var. Emlak sektörünü konuşacağız. Elazığ'daki emlak yatırımlarını konuşacağız. Emlak sektöründeki gelişmeleri soracağız. Konut satış oranlarını, vatandaşların konut taleplerini konuşacağız. Ki geçtiğimiz günlerde Elazığ'daki konut satış oranları da açıklanmış. Bir önceki yıla göre konut satış oranlarında düşüş yaşanmıştı. Bunları soracağız efendim. Nasıl gidiyor süreç diye. Canlı yayın konuklarımız Remax Gayrimenkul Danışmanı ve Remax Gayrimenkul yöneticisi bizlerle birlikte Sayın Erdal Türkalp Bey ve Fatih Aptekin Beyler canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi vatandaşın gözü kulağı emlak sektöründe. Haliyle herkes bir konutum olsun, başımı sokacak bir evim olsun, kira ödemeyeyim, ev sahibi olayım ya da yeni evli çiftler işte topladıkları altın paralarıyla en azından hiçbir şey almasam da bir evim olsun diye düşünüyorlar. Ama bu düşünce artık son süreçte ne kadar hayat buluyor onu bilmiyoruz. Buluyor mu? Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar. Televizyon karşısında bizi izleyen seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Ya tabii şimdi biz aslında yaptığımız iş çok basit bir iş gibi görünüyor da biz burada insanların birikimlerine daha doğrusu yön veriyoruz. Yani yıllarca bir insanı düşünün, bir birikim yapmış, dişinden tırnağından artırmış. Biz o birikime bir yön vermek istiyoruz burada gayrimenkul danışman olarak. Yani yaptığımız işi en iyi şekilde, profesyonel bir şekilde yapıp insanlara yaptığı yatırımı doğru bir yatırım olarak yapmakta öncülük etmek istiyoruz. Tabii kolay bir şey değil bu. Elimizden geldiği kadar... Yani bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. Evet, danışmanlık yapıyorsunuz. Sadece emlak sektöründe mi? Sadece emlak bizde. Arsa? Tabii. Yani gayrimenkulle ilgili. Alım, satım, kiralama. Elazığlıların ilgisi nasıl? Yani şu an... Danışmanlık yapın diyen oluyor mu? Tabii. Ya özellikle bizim il dışı potansiyelimiz çok fazla. Biz kurumsal bir marka olduğumuz için il dışından müşterilerimiz çok fazla. İl içinden bizi tanıdıkça, bizim vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini gördükçe müşteri potansiyelimiz de her geçen gün artıyor tabii ki. Yani bizim olayımız şeffaf. Tamamen her şey sözlü ve yazılıdır. Yani siz şunu mu diyorsunuz? Mesela işte şu bölgede ev alırsan kazançlı çıkarsın mı? Tabii biz ekspertizini yapıyoruz zaten. Yani bütün arkadaşlarımız, biz bir ekibiz zaten. Şu anda yaklaşık bir 25 kişilik bir uzman ekibimizle, hepsi eğitimli, donanımlı, 25 kişilik bir kadroyla, uzman bir kadroyla hizmet vermeye çalışıyoruz Elazığ'da. Bir gayrimenkulün satışında biz o gayrimenkulü hemen alıp da satışa çıkartmıyoruz zaten. Sizin bir gayrimenkulünüz var, satmak istiyorsunuz. Bize geldiniz, ben bu gayrimenkule işte örnek veriyorum 1 trilyon para istiyorum. Yani sizin söyleminizi biz bir kenara bırakıp o gayrimenkulün bir ekspertizini yapıyoruz. Bir değerlemesini yapıyoruz. Gerçekten burası 1 trilyon ediyor mu etmiyor mu? Sağında solunda rakamlar kaça satılmış? Ne rakamlar isteniyor? Bizim rakip analizimiz, rakip piyasa analizimiz. Orada istenen rakamlar, bunların hepsinin kıyaslamasını yaptıktan sonra biz eğer gerçekten istenen rakam makul ve doğruysa o rakamdan yetki belgesini alıp satış ve pazarlamasına başlıyoruz. Anladım. Efendim siz neden söyleyeceksiniz? Elazığlı vatandaşlar bu danışmanlık işine sıcak bakıyor mu? Alıştılar mı? Öncelikle bizi izleyen değerli izleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum. Fatih Bey'in dediği gibi kurumsal anlamda gayrimenkul sektörünü Elazığ'a getiren ilk şirketiz. 2019 yılında ofisimizi açtık. 2019 yılında açtığımız zaman ilk etapta sektöre personel kazandırmak için gayrimenkul danışmanı
kazandırmak için görüşmeler yaptım. Belki 120'ye yakın, değil mi Fatih Bey? Tabii. 120'ye yakın görüşme yaptım. Ama bizim için olumlu dönüş olan belki 10-15 gayrimenkul danışmanı arkadaşımız bizimle çalışmayı kabul etti. Evet. Malumunuz bizim sektörde biz girişimci arıyorduk kendimize. Bizimle birlikte kar ortaklığı şeklinde çalışan gayrimenkul danışmanları arıyorduk. Öncelikle kendine kişi yatırım yapacak, eğitimlerini alacak ve sektörde gayrimenkul danışmanı olarak çalışmaya başlayacaktı. Tabii sektöre ilk girdiğimizde, görüşmeler yaptığımızda insanlar öncelikle bir maaş talebiyle geldiler. Ama biz bunlara anlattık. Yani sektörün güzelliğini, kazanacakları rakamları, bunları anlattık kendilerine. İlk etapta 8-10 kişilik bir arkadaş ekibiyle başladık. Şu an 4. yılımız, sayımız 25. Ama bu dönemde bizimle çalışan belki 15-20'ye yakın ekstradan gayrimenkul danışmanı arkadaşımız kendi ofislerini de açtı. Fatih Bey'in dediği gibi bütün arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız hepsi eğitimli. Öncelikle PowerStart eğitimlerini almadan hiçbir şekilde danışmanlığa başlayamıyorlar. Bunun yanında yine devletin belirlediği MKK 5 belgesini alıp sistemimize dahil oluyorlar. Şu an 25 tane danışman arkadaşla çalışıyoruz. Hepsi de işini çok iyi yapan arkadaşlarımız. Anladım. Hocam şimdi Elazığ'da ben önce bir kiralık evlerden başlayacağım. Sonra satılık arsa vesaire devam edeceğim. Kiralık ev fiyatları ne durumda? Yani şimdi kiralık ev fiyatları şöyle, konutun fiyatıyla karşılaştırdığımız zaman ve bölgemizi diğer illerle kıyasladığımız zaman biz bütün bölgelere göre, yani illere göre çok çok düşüyüz. Gerçekten bizim şu anda Elazığ'da konut kira oranları yani çok iyi fiyatlar. Bir Malatya ile kıyasladığımız zaman, Diyarbakır ile kıyasladığımız zaman, Bingöl ile kıyasladığımız zaman biz bunlara nazaran en uygunuyuz. Ya ben şey derdim, Türkiye ortalamasının çok altında olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Yani istatistiklerde falan da vardır yani bu bence. Ki zaten şimdi ismini vermeyeyim. Farklı bir ilan mecrasının yayınlamış olduğu bilgiye dayanarak söylüyorum bunu. Şu anda Elazığ dip noktada. En uygun Elazığ yani. Evet. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Bir danışman olarak. Şimdi şöyle program öncesi de biraz konuştuk. Yani bugün 600 liraya 3+1 0. yemişlik TOKİ'lerde kiralık dairelerimiz mevcut. Malum konut sayısı fazla oldu. Deprem sonrası yapılan 30-35 bin konuttan dolayı şu an hala evini kiraya veremeyen yüzlerce insan var. İlanlarda da açtığımızda, baktığımızda görebiliyoruz. Malum kış geldi. Bu adam evini kiraya vermediği zaman yakıt parası ödeyecek. Merkez sistem olduğu için. Onun için TOKİ'ler yapıldıktan sonra kiralık fiyatlarda 500-600 rakamlarına kadar geriledi. Evet öyle hakikaten evet. De. Yani hem Çatalçeşme'de hem Yemişlik'te 500'e, 600'e evet. Çok güzel sıfır binalar. Yani tabii TOKİ'leri hiç söylemiyoruz zaten. TOKİ'lerde şimdi mantık şu, evin boş kalacak. İşte malum ortak giderler falan vesaireler var. Bunları cebimden ödemeyeyim. 500-600 TL'ye kaça verebilirsem artık o mantıkta. Onlar zaten çok uygun. İnsanlar gitmek de istemiyor. İşte ulaşım problemi var. Merkezden uzak. İnsanlar uzak mı gerçekten biraz daha... merkezden? Ya aslında bize göre demek ki uzak. Yani dışarıdan gelen insanlar için çok şey değil, uzak değil. Yani bugün bir büyük şehirle kıyasladığımız zaman insanlar bir saatlik yol gidiyorlar. Evet. Mesela evlerinden işlerine giderken. Aynen. Bir en saat, basit. Elazığ için yani biz Elazığ insanı olarak hani bize uzak diyoruz. Aslında büyük şehirlerde yaşayanlar için. Çok yakın. Çok çok yakın tabii ki. Acaba bu uzak dediğimiz için mi böyle Elazığ'da konut ya, fiyatlarında? Hani, biraz da şey bu mantık yani yaklaşım mantığı diyelim.
Şimdi önce şöyle bir örnek vereyim ben. Bizim yeni mahallelerimizden bir tanesi Çaydaçıra Mahallesi mesela. Merkezde yaşayan bir insan, bir aile Çaydaçıra Mahallesi'ni söylediğiniz zaman kesinlikle ben oraya gitmem. Hani benim burada bütün her şey, bütün imkanlar elimin altında. İstediğim yere yürüyerek gidebiliyorum diyordu. Ama oradaki rahatlığı görünce işte otopark sorunu yok, gürültü yok. İşte her taraf açık, apartmandan içeriye girdiğiniz zaman site olayı farklı. Balkona çıktığınız zaman ferah bir manzara, ortam açık. Yani düşünebiliyor musunuz ki bugün işte bir şehir merkezinde herhangi bir mahallede, ara sokakta yeni mahalle, bir Nail Bey Mahallesi diyelim mesela, güneş görmüyor. Binalar dip dibe, karşı karşıya. Park edecek yer yok. Park sorunu zaten keza, onu bir kenara bırakalım. Gürültü, araç trafiği. Gibi. Ama şimdi insanlar bu rahatlığı görünce, bu rahatlığı hissedince dediler ki öyle değilmiş. Yani şimdi baktığınız zaman Çaydaçıra Mahallesi hem konum olarak hem rağbet olarak birinci sırada gelen yerlerden birisi. Deprem konusunda özellikle bu... Ama mesela Türkiye'de mesela bu son zamanda emlakta bir artış söz konusu oldu ya, o zaman bununla birlikte satılık ev fiyatlarını soruyorum, konut fiyatlarını. Konutta durumumuzda mesela kiralık ev fiyatlarına diyorsunuz ki Türkiye ortalamasının altındayız. Yani çok ucuz bölgelerine göre. Konutta ne durumdayız, yani satarken nasıl? Mesela ben o konuda şunu anlatayım. Şu an yatırımcı... Elazığ'a yatırım yaptı, konut aldı. Hı hı. Bunun bir yıl öncesine gidiyoruz. Bugün bir yıl önce 500 bin liraya aldığı bir konut. Eskiden hepimiz biliriz. Yani Elazığ fiyatları mesela Malatya ilinin üzerindeydi rakam olarak. Bugün Elazığ'da 500 bin aldığınız bir konutun emsali Malatya'da 350 bin civarıydı. Geçen 500 bin yatırıp konut alan insanlar bugün Elazığ'da evini 1 milyon 200'e satabiliyorsa bir yıl sonrasında, Malatya'da, Diyarbakır'da 350 bin liraya aldıkları konutları bugün 1,5'un üzerinde satış rakamlarına ulaşmış. Yani oradaki rakamlar 3-4 kat artmışsa Elazığ 2-2,5 kat artmış. Bunun tabii etkenleri TOKİ'nin yaptığı konutlar da olabilir. Yani bugün depremden en çok zarar gören il Elazığ'dı. Malatya'da konut sayısı daha az yapıldı. Elazığ'da daha fazla yapıldı. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bugün Elazığ'a yatırım amaçlı aldıkları işte ticari mülk olsun, konut olsun. İnsanlar hani konutumu satıp işte ticari mülkümü satıp yatırımımı daha büyük şehirlerde yapayım mantığına büründüler. Çünkü Elazığ'da gayrimenkul daha az kazandırıyor diğer illere göre. Mesela Malatya'ya göre? İşte dediğim gibi Elazığ'da geçen yıl aldım 500 bin liraya. Malatya'da adam aldı 350 bin liraya. Onun konutu 2022 yılında 1,5 olduysa Elazığ'da 500'e almış ama 1 milyon 200 olmuş. Diyarbakır'da gibi. Nasıl? Diyarbakır Malatya'nın da üstünde biraz. Daha fazla kazandırıyor. Tabii. Ya büyük şehirler her zaman daha fazla kazandırıyor. Şimdi konut fiyatlarını karşılaştıralım diyeceğim ama orada da şey, yani sağlıklı bir veri çıkartamayız herhalde. Ya, mesela Elazığ'daki en güzel mahalle Çaydaşa Mahallesi dedik ya mesela. Diyarbakır'da da en güzel yer bu 76. mı 78. cadde diye büyük bir geniş cadde var. Kayapınar bölgesi galiba. Yeni yerleşim yerleri falan. Diyarbakır'da. Malatya'da ben gittim şey gördüm. Yüz Akı Caddesi var orada da. Çok büyük bir, yani bayağı 100 metre genişliğinde galiba. 100 metre genişliğinde? 100 metre genişliğinde. Ben orayı bilmiyordum. Yeni örnek çıktı bana. Gittim, bundan sonra Elazığ'dayım ara anlatırken. Nereden gittim? Bizim Malatya ofisimizi ziyarete gitmiştim. Orada yani o lokasyonda onların yerinde. Caddenin ismi neydi? Yüz Akı Caddesi. Yüz Akı Caddesi, tamam. Aynen. Çok muhteşem bir şey yapmışlar. Mimari yapmışlar. Altyapı falan işte... şehir planı falan çok güzel, çok beğendim. Ya bizim de aslında yeni yerleşim yerlerinde bu tür şeyler olabilir diye düşünüyorum. Kazandırmamasının bir diğer nedeni bu olabilir mi?
Nasıl anlamadım? Yapılaşma. Ya şöyle şimdi... Bizim mesela Çaydaçamanes'te çok rahat bir adres tarif edebiliyor musunuz? Hayır. Ya şöyle yeni... Oraya gir, yeri... oradan gir, ara sokaklar evet. birbirine karışık, kaos bir yer. Halbuki yeni bir mahalle Çaydaşı. Yeni yerleşim yeri... Çok daha geniş olabilir diye düşünüyorum olmasına ben. Olmasına yani. Rağmen dikkat edin, konutların oturumu olsun. İşte birisi düz oturmuş, birisi yan oturmuş. Yani burada aslında belediyenin de biraz etkisi var. En büyük sorunlardan biri mesela az önce yurttan konuştuk. Çaydaçıra'da bir erkek öğrenci yurdu var. Bir ulaşım sıkıntısı var şu an Çaydaçıra'da. Hı hı. İnsanların en büyük yaşadığı sorunlardan biri. Ulaşım sıkıntısı. Bugün 3000 tane öğrenci kalıyor o yurtta. Minibüs sayısı yetersiz oluyor. İnsanlar kendilerine daha farklı mahallelerde yerler arıyorlar. Mesela bugün Cumhuriyet Mahallesi Elazığ'ın en merkezi konumda yeri. Yani Çaydaçıra'dan çok müşteri satıp da mülkümü Cumhuriyet'te alayım diyenler de var. Ha, Çaydaçıra'dan satıp Cumhuriyet'ten alayım diye. Tabii ki. Neden öyle yapıyorlardır? Yani yapılaşma artı ulaşım sıkıntısı, bunlar da onlar için bir sorun. Anladım. Yani tabii bunların hepsi aslında önemli. Yatırım evet. yaparken de evet. oldukça önemli. Ama bir süre insanlar, yani müteahhitler... Yani bu da bir gerçek var ki evlerini yaptıkları zaman bir süre satmadılar Elazığ'da. Yani satın almak isteyenlere satıldı dediler. Ama satılmamış. Mesela çok apartman vardı. Hatta böyle izleyeceğimiz tek tek not alıp bazen bize gönderiyorlardı. Ya bence o ileriyi öngören, yani işte bizim şey oranlarını, enflasyon olayını, bence öngören müteahhitlerdi onlar. Çok fazla olduğunu sanmıyorum ya. Yani ama bu şeye benzemiyor mesela. Bu de... şeyle de alakalı etik, bir durum. Etik çok ya etik değil. Tabii ki etiklik kısmını tartışılır o da. Mesela adamın elinde ekmek var ama satmıyor. Diyor ekmek yarın daha pahalanacak. O yüzden yerine bekletiyor. Şeyle alakalı bir durum bu. Yani maddi güçle alakalı bir durum. Acil yani o inşaatı yaptırmışsa, cebinde parası varsa ve oradan yani, gelecek bazen o an ihtiyacı yoksa. Diyor ki ben inşaatımı yok. Yaptırırım, bitiririm, ondan sonra satarım. Kimisi de gücü yeterli değildir. Topraktan daha bina satışa, çıkmadan yapıyor. Tabii ki girebilir. Evet. Hem uygun satar topraktan satışta hem yani dediğim gibi gücü neticesinde topraktan satışa da girebilir. Şu an satışlar ne durumda? Yani şu an satışlar kötü. Yani bu sadece Elazığ'la alakalı bir durum değil tabii ki. Türkiye geneli için. %25'ten yani fazla düşüş var şu an. %25'ten geçen fazla. Yılın aynı ayına göre. Yani biz bunu nereden söylüyoruz aslında? Şimdi biz Türkiye'nin her yerinde bizim ofislerimiz var. Hepsiyle irtibat halindeyiz. Hepsiyle hemen hemen yani ay içerisinde mutlaka mutlaka bir istişare yaparız, görüşürüz. Hepsinden aldığım ortak şey bu. Yani piyasa çok kötü, satışlar çok düştü, talep yok. Zaten keza işte bilmiyorum bilirsiniz belki haberiniz vardır. Kredi olayı yok şu anda. Bir kredi sıkıntısı var. Kredi sıkıntısı olunca iyice. Tabii finansman da sıkıntıya girince insanların zaten alım gücü malum biliyorsunuz. Düştü. Finansman da olmayınca insanlar bir noktada kaldılar. Ha şu an satılıyor mu? Evet satılıyor ama bizim yani şu anda satılan rakamlar 800 yani 1 milyon bandını çok zor ihtimal ama 800-900 bandına kadar olan konutlar şey görüyor. Satıcı, talep görüyor yani. Vesaire Ocak olur. Sonrası büyük ihtimalle bu rakamlar daha da yükselir. Konut fiyatları mı? Evet. Şimdi bugün elimizde sıfır daireler var merkezde. İşte bak kritik cümleyi söylüyorsun evet. Şimdi yani millet. Yani beklenti o yönde. Malumunuz asgari ücrete bir sefer zam gelecek. Bütün sektör etkileyecek. Şimdi merkezde 145 metrekareye sattığımız sıfır konutlarımız var. Geçen yıl başlanmış, geçen yılki rakamlarla bugün 850-870 bandında sıfır daireler satılıyor. Bu daire satılıp bittiği zaman müteahhitin cebinden belki 600 bin lira çıktı o zaman 2022 yılına gelene kadar.
Bugün hesap yapıyoruz. Aynı konutu başlasa orada yapmaya çıksa 145 metrekarelik konuta 1 milyon 200 sadece inşaat masrafı gidiyor. Yani gelecek yeni evet, konutlar... Şimdi elimizde mesela şeyler var. Kat karşılığı verebileceğimiz arsalarımız var. Müteahhitlerle görüşüyoruz. Maliyet çıkardır. Bugüne kadar görüştüğümüz müteahhitlerin hiçbirisi olumlu yaklaşmadı. Evet. Çünkü niye? Yani biz hepsinden aynı duyduğumuz ortak şey. Benim o projeye girebilmem için en son görüştüğümüzde ne kadar bir rakam çıkartmışlardı? 80 trilyon mu? Evet. 30 milyonluk yeri. 80 trilyonluk bir nakitim olması lazım ki ben bu projeye girebileyim. Yapabileyim. Yani bugün çarşıda sattığımız o dediğim gibi 850 bin, 870 bin bandında 145 metrekarelik daireyi 2023 yılında 1 milyon 200'e o müteahhit eğer yani böyle giderse bu rakamlarda bir düşüş olmazsa inşaat maliyetlerinde 1 milyon 200'e mal edecek. Kaça satabilecek? 1,5 milyon. İyice artmış olacak. Ya bir de şunu da belirtmek isterim. Şöyle bir şey var aslında biz konut fiyatları arttı arttı diyoruz ama şimdi genel itibariyle baktığımız zaman değerlendirdiğimiz zaman biz aslında bir şeyleri de kaçırıyoruz. Niye kaçırıyoruz? Şimdi konut fiyatı artarken bizim elimizdeki arabamızın fiyatı düşmemiş. Hepsi artmış. Veya işte bizim birikimlerimizin işte değeri altınımızın, düşmemiş. Dolarımızın, euromuzun değeri düşmemiş. Bu şeye benziyor. Diyor, "Aa benim bir tane yatırımlık evim var." diyor. O diyor, "Ben bunu 500'e almıştım. Şimdi 1 milyon oldu." Oldu ama yani neticede senin araban aynen. da fiyatı arttı. Aslında alacağın olan, evin de fiyatı aynen. arttı. Aynen. Aslında olan bir şey yok. Evet. Bir şeyler artınca sen sadece elindekini muhafaza edebiliyorsun. Yani elindekinin değerini korumuş oluyorsun. Bir şey artmamış yoksa. Yani artan bir şey yok. Bir şey kazanmamışsın. Çünkü sen onu satıp tekrar yerine aynısını koyacaksın. Veya işte benzerini koyacaksın. Koyduğun zaman aldığın rakamlardan alamayacaksın. Piyasa gitmiş. Bu kalemi 1 liraya almışsın. Bu kalem 5 lira olmuş. Satmışsın. Ben 4 lira kar ettim demişsin ama aslında kar ettiğin bir şey yok. Sadece bunu muhafaza etmişsin. Enflasyona karşı korumuşsun. Evet, şu an bu da oldukça önemli tabii. Bitmiş daireler daha avantajlı. Yapımı devam eden... Bitmiş? Tabii sıfır daire olarak konuşuyorum. Şu an bitmiş satıştaki dairelerin rakamları iyi. Ama şu an yapımı devam eden daireler 2-3 ay sonra çünkü maliyetleri arttıkça ki dediğim gibi yani bir asgari ücrete zam gelecek malum. Bütün sektör etkileyecek. Orada şu olabilir mi? Bitmiş daireler şimdi bekletiyorlar ellerinde zam geldikten sonra yok satış. Bekletmiyorlar şu an satışta. Ama insanlarda şu mantık var. Hani çok yüksek. Ama kredi ben bunun hep inşaat maliyeti. Kredi yok. Maliyetini yani anlatıyoruz. Tabii bir insan, kredi yok. Yani mesela şey sorayım önce. Mesela Elazığ'da en çok kim ev satın alıyor? Mesela ben yayının başına şey dedim ya. Yeni evliler falan işte alalım da işte şey olsun. Yeni evli çiftler mesela ev alabiliyor mu artık? Yani yeni evli çiftler bir destek... Bunu bir şeyini görebiliyor mu? Yani, yani neticede hani gözlemleyebiliyorsunuzdur az çok. Hani mesela size gelen müşteriler en çok... Ya var tabii ki yok değil var ama o şey değil. Nasıl? Yani şununla karşılaşıyoruz. İşte asgari ücretle çalışıyor. Belli bir birikimi var. Hı hı. Biraz işte baba, anne baba yardım ediyor. Biraz işte... kızın annesi babası yardım ediyor. Bir havuz oluşturuyorlar, bir destek veriyorlar. Ya da biraz ikinci el borç konutu var. Biraz kredi. Ne var? Ya da ikinci el konutu var. Anladım. Ya bu şekilde şimdi gerçekten sıfırdan başlayıp da ben bir ev alacağım dediğiniz zaman şimdi çok ben zor. Onu düşünüyorum. Yani gerçekten kim böyle çıkar da bir anda gelir 1,5 milyona ben hadi al trik para i̇şte kredi çekmeden ev al. Kredilerde şu an herhalde 250 bin liraya kadar veriyorlar. Yani kredileri biraz açsalar yani satışlarda da biraz hareketlilik olur. Ama bugün çoğu yerde satışlarımız krediden dolayı hani rakamlar düşük olduğu için elinde 250 bini var. Atıyorum 800 bin kullanmak istiyor. Eskiden kullanabiliyordu. Şu an kullanamıyorlar. 800 bin olacak ki 250 binin kullanasın gibi. Yani burada geliriniz ne kadar iyi olursa olsun. Aynen. İşte maaşınız ne kadar iyi olursa olsun. Yani o kriterlere bakmıyorlar. Şu an bulunduğumuz durumda bankalar o kriterlere bakmıyorlar. Tabii bu kamu bankalarından bahsediyoruz, söz ediyoruz.
Özel bankalar veriyorlar tabii. Özel bankalar veriyor ama çok yüksek. Özel bankalar da yani işte 100 bin çektiğiniz zaman 300 bin geri ödüyorsunuz. Öyle fahiş bir şey var. Bunu özellikle şeyden de sormak istiyorum. Mesela Elazığ'da son zamanlarda ciddi bir villa artışı yaşanıyor. Yani inşaat halinde işte vesaire projesi devam eden. Yani şimdi baktığınız zaman arz talep meselesidir bu konu. Villaların fiyatına bakıyorsunuz oldukça yüksek. Yani bir talep görüyor mu ki bu villa yapımları çok arttı şehirde? Yani benim orada gözlemlediğim öngörüm şöyle. Bu villa projeleri 2020 depreminden sonra revaşa geçti. Ve üstüne pandemi. Tabii. Ha, üstüne de pandemi etkiledi. Herkesten tiksiniyorum durumu vardır yani. Ya, herkesten uzak olayım. Tabii bilmiyorum da yine altını çizerek söylemek istiyorum. Bu benim gözlemlediğim bir olay. Bence doyum noktasına ulaştı diye tahmin ediyorum. Villa yani. Konusunda. O da ben durdu yani. Tahmin ediyorum. Şu an talep azaldı yani. Villa arsası sattığımız yerler de var. Arayıp soran yok. Gerçekten mi? Evet, ne olacak azaldı. Bu inşaattaki villalar? İşte dediğimiz gibi o deprem ve üzerine gelen doğru pandemi. İnsanlar herkes yaşlı tek katlı, iki bir katlı yerim olsaydı. Böyle i̇şte olmazdı. Pandemi oldu. İşte gideyim herkesten uzak kalayım. Mantığıyla insanlarda bir talep fazlalığı oldu. Şu an o da düştü. Yapılanlar ne olacak peki inşaat halinde olanlar? Şu an satıştalar onlar. Ya satılır. Yani illa her bir alıcı satılır. Bulur. Kim alır? Her mülkün alıcısı vardır. Yani yeter ki fiyatı doğru olsun. Kim alır bilmiyoruz ama. Şimdi bunu sormamın nedeni şu aslında başından beri şeyi merak ediyorum. Yani şehirde bir kısım, bir grup vatandaş şunu iddia ediyorlar. Yani Elazığ'da çok ciddi ekonomik durumu yerinde olan insanlar var. Bakmayın evet. Siz bu işte ekonomi kötü, işte herkes isyan ediyor falan diyenlere. Tabii onu da belirtmek isterim. Şu anda insanlarda para yok diye bir şey söylemiyorum. Ben insanlarda para var. Para konusunda sıkıntı yok. Parası olanın parası var zaten. Hı hı. Şu an biliyorsunuz işte mevcut kur korumalı olayı. TL mevduatı falan. Yani paranın büyük bir kısmı orada diye düşünüyorum ben. Piyasanın durma noktalarından biri. Onun dışında yani zaten hani olmayan da zaten yok. Bu bir gerçek. Adam da önceden yok de yoktu. Yani. Yok adam da yani. Önceden de yoktu yani. Zaten bu olaylarda üstüne gelince iyice yok oldu. Ama olan da hiçbir zaman bir eksilme olmadı, fazlası oldu. Mesela şey de Elazığ'da ilk villa konutu bu yukarıda bir yerde yapılmıştı. İşte o zaman Gülmez'de biz, mi? Evet. O zaman işte denil ya kim alacak fiyatlar yüksek. Ha o zaman da yok sattı mesela yani bitti orası benim bildiğim kadarıyla. O dönem fiyatları bilmiyorum biliyor musunuz? Hiç sordunuz mu? O dönem oradaki o projelerdeki fiyatların yani ben rakamlarını çok iyi biliyorum. Yani 300-350 bin bandındaydı. Hı. Sonra işte 500, 1, 2, çektim. Şu anda 3, 3,5 civarında projesine göre değişiyor. O rakamlar isteniyor diye biliyorum. Anladım. Ve arsa. Arsa satışları da yine mesela deprem ve pandeminin Elazığ'da çok büyük bir etkisi oldu. Hatta benim bildiğim kadarıyla Elazığ'da artık küçük parsel ve arsalar kalmadı. İşte böyle yakın çevre köyler vesaire de dahil olmak üzere. İnsanlar hep böyle gitti aldı işte depremden sonra. Yani şehir merkez dışında. Evet evet tarla. Ondan bahsediyorum. Tarla. Bahçe yapılma. Bahçe yapılma. Tarla. Aynen. Yani bir katlı böyle bahçe falan yapmamış. Şimdi Furkan Bey küçük parseller yani alıcısını çok çabuk bulur zaten. Ve yatırımlık düşünen işte küçük bir param var küçük bir yer alayım kalsın gibisinden düşünen insanlar küçük parsellere çok yöneldi. Ve halen daha onun talepleri çok fazladır. Yani bugün 1-1,5 dönüm bahçen olsun. Yani o bölgede atıyorum 50-60'a satılan yerler 8-10 dönümlük yerler metrekaresi 50-60 ise orası çok rahat 100-120'den satabiliyor. Hı hı. İnsanlar işte alayım bahçemi yapayım evimi yapayım bir de yatırımlık olarak düşüneyim. Çünkü küçük olduğu için müşterisini çok daha çabuk bulabiliyor. Onun için yani onun talebi çok fazla. Ama orada da artık şöyle bir durum var. Mesela bahçeyi alıyor. Mesela eskiden evi çok rahat yapabiliyordu konutu. Şimdi hemen mesela bahçesine bir katlı evi hemen yapamıyor. Çünkü yine demir parası yükseldi, çimento parası yükseldi değil mi? Onlar da bir etken oluyor. Fatih çok Bey, fazla yükseldi. Fatih Bey örneği kendi anlasın. Ben bu durumu birebir biliyorum. İçindeyim, yaşıyorum. Yani yaptığımdan biliyorum hani.
Burada da bu konuda şey çıkacak çünkü TOKİ Elazığ'da arsa, çok ciddi bir arsa satışı yapacak. Bu ilk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında sanırım 7000 civarında arsa satış yapacak ve onların içerisinde ev yapılmasını isteyecek. Başvuruları yeni bitti. Olur. Yani evet, öyle bir proje şimdi var. İçeriği nedir bilmiyoruz tam olarak. Şimdi bu arsayı vatandaşa çıktı. Diyor ki eğer altyapının olduğu bir yerdeyse arsan bir yıl içerisinde kaba inşaatına başlaman lazım. Ama eğer diyor altyapının olduğu bir yerde değilse 2 yıl süre veriyor. Yani bu vatandaşa arsa çıkınca vatandaş sevinsin mi yoksa ben bu evi nasıl yapacağım diye düşünsün mü? Yani o talepte bulunan birisinin de hazırlığı vardır diye düşünüyorum hani. Böyle bir taleple gidip ben böyle bir arsaya talibim, burada ev yapmak istiyorum diyorsa. Büyük ihtimalle devlet de vardır yani. Evet değil mi? Yani tabii. Öyle görünüyor. Ama tabii... Siz zorluklarla karşılaştınız herhalde. Onu anlatacaktınız. Şey mi? Arsada. Maliyet, arsa ev yapma noktasında. Ya yok arsa ev... Yani ben maliyetler konusunda hani bildiğim için söylüyorum. Gerçekten işte hiç uzağa gitmeyelim. 6 ay, 1 yıl öncesiyle şimdiye kıyasladığımız zaman. Hatta şöyle bir durum. İnanın şunu bile gördüm, şununla bile karşılaştım. Bir malzemenin fiyatını gittiniz, sordunuz. Bir düşüneyim, karar vereyim dediniz. Aradan 2 gün geçti, gittiniz. 2 gün önceki fiyatla 2 gün sonraki fiyat birbirini tutmuyor. Ne oldu? Zam geldi diyor. Abi diyor yetişemiyoruz artık diyor. Biz de diyor yani fiyat vermekte utanıyoruz aslında. Biz de bu durumdan hoşnut değiliz. Ama yapacak bir şey yok. Burada biraz da fırsatçılık var mı? Ya bence yani... Ya onu hani fırsatçılık demeyelim. Yani bugün gıdada da aynı şey vardır var. İllaki. Yani gıdada da aynı şey var. Şöyle demeyelim dediniz ya. Mesela Şoförlü Oda Başkanımıza selamlarımızı göndermiş olalım. Hep o cümle geçince aklıma o geliyor. Şoförlü Oda Başkanımız minibüs fiyatlarına zam yapıyor. İşte 3 liradan 5 liraya çıkartıyor. Diyorum işte başkanım niye zam yaptınız? Diyor ki zam değil, güncelleme yaptık biz ya evet. Fiyatlar güncelleniyor. Evet. Şimdi şöyle de bir durum var. Tarlalarda özellikle son zamanlarda GES kurulumları yapılıyor. Bu da fiyat artışına neden oluyor mu tarlalarda? Yok artık yapılamıyor. Yapılamıyor. Onun da önüne geçtiler. Tabii son durumda şey oldu. Aynen. Yeni. Şimdi bu durum böyle çığ gibi büyüyünce artık onun da önüne bir set çektiler. Herhangi bir yapınız varsa yani bir işletmeniz varsa orada ürettiğiniz elektriği kullanabiliyorsanız problem yok ama kullanamıyorsanız şimdi şöyle bir şey vardı insanlar ben burada bir proje yaptım ve bu elektriği de burada kullanacağım diye bir proje sunmuş içeriye ama içeriğinde öyle bir şey yok bakıyorsunuz sadece işte güneş panellerini yerleştirmiş. Oradan direkt satışını yapıyor devlete. Devlet bunun önüne geçemeyince artık bir dur dedi. Şimdi herhangi bir projeniz varsa o elektriği orada tüketebileceğiniz. Dedi ki ben senin tükettiğinin karşılığını alıyorum. Yani ne kadar tüketiyorsun? 100 milyonluk mu tüketiyorsun aylık? 100 milyonluk da ben alıyorum senden. Onun dışında eğer yoksa direkt... Hiçbir ödeme olmadan direkt alıyor. Şimdi tarlada durum bu. Arsada mesela geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda Çadetçam Mahallesi'nde TOKİ işte arsa ihalesine çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam bir dönümlük arsa yaklaşık olarak 10 milyon TL'ye yakın bir fiyata gitti. Çok merkezi konumdadır. Evet ama yine de yüksek değil mi? Nerede? Çadetçam Mahallesi. Çadetçam Mahallesi'nde. Yani merkezdeki, hani köyleri konuştuk ya tarla, bağ, bahçe evet. Falan. Merkezdeki arsalarda durum ne? Vallahi merkezlerde, yani siz de görüyorsunuzdur. Merkezde birçok yer yıkılmış, yıkıldığı gibi öyle duruyor. Hı. Bu uzun bir sürede duracağı benziyor. Çünkü gerek işte imar durumundan olsun, gerekse maliyetlerden olsun. Müteahhitler çok sıcak bakmıyorlar. Yani o rakamlar şeyden değişiyor Furkan Bey. Mesela bir yerin imarı 10 kattır, 8 kattır, 5 kattır. Bugün 5 kat imar olan bir yerde arsa rakamı metrekaresi daha düşük. Tabii merkezi konum dedim az önce. Çaydaçıralı'nın çok merkezi konumunda. Yani tam olarak neresi bilmiyorum ama
Bugün biraz daha yukarı taraflar, Şahinkaya, daha doğru bölgelerde 3-3,5 milyon olan yerler de var. Dediğim gibi 5 kat imarlının arsa bedeli düşüktür. 10 kat imarlının, 16 kat imarlının daha fazladır. Canım, ona göre değişiyor. Lokasyon ve imar evet. durumuyla alakalı bir durum yani, o fiyat durumu. Mesela işte Sürsür Mahallesi'ndeki arsa ile Çaydaşlı Mahallesi'ndeki arsayı karşılaştıramayız herhalde. Hayır. Niye? Çünkü Sürsür Mahallesi'nde 3 kat, 4 kat ruhsatı var. Çaydaşlı'da herhalde 12-15. Yani işte yerine göre, büyüklüğüne göre değişiyor imar durumu. İşte 8 kat, 10 kat, 12 kat, 18 kata kadar Çaydaşlı'da bildiğim kadarıyla yer var. Evet. Şu anda. Tabii o durumu otomatikten etkiliyor yani. Etkiliyor haliyle, etçede. Tabii de çıkan işte dedikodular oluyor şehirde. Onlar da çok şehir etkiliyor. Şehir efsaneleri çok oluyor. Şehir efsaneleri falan. İşte mesela sürsürü tarla bölgesi, işte depreme dayanıksız gibi mesela şeyler de oluşabiliyor yani. Ya aslında zeminle alakalı bir durum. Evet, ben buna katılıyorum gerçekten. Şimdi ben Çaydaşlı'da oturuyorum. Artçı sarsıntılar falan olduğu zaman ben hiç hissetmiyorum mesela. Hocam. Ama sürsürü Ataşehir'de oturan bir insan çok hafif bir sarsıntıyı bile hissedebiliyor. Şimdi Çaydaşlı'nın zeminine baktığımız zaman kayalık. Yani bir temel açılırken günlerce, haftalarca, aylarca orada işte iş makineleri falan çalışıyor. Oradaki o kayaları falan kırabilmek için. Ama işte bunu sürsürü Ataşehir için söylemek mümkün değil. Kazmayı vurarak kazın. İstediğiniz kadar kazın. Yani ufacık taş bile bulamazsınız, çıkmıyor. Bu konutlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir açıklaması vardı. İstanbul üzerinde yapmayı planladıkları bir çalışma. Evini kiraya vermeyenlerle ilgili. Evet, ben de onu gördüm. Nedir bu konu? Ya benim oradan çıkarttığım, anladığım kadarıyla şimdi İstanbul, biliyorsunuz artık işte şu an resmi rakamlarda 18 milyon falan söyleniyor ama bence çok çok üstünde bir rakam. Bir nüfus. Bence. Şimdi inanılmaz bir talep var. Talep olduğu için konut sıkıntısı var. Bunun önüne bir türlü geçilemiyor. Geçilemediği için bu fiyatlara yansıyor. Yani arz talep meselesi dediğimiz olan. Burada talep karşılanamadığı için çok fahiş rakamlar isteniyor. Çok basit bir örnek vereyim. Erdal Bey'in de tanıdığıydı. Beni aradı. Yine bizim firmamızdan bir kiralık daire bulunmuş. Benim yardımcı olmamı istediler. Böyle bir taleple geldiler bana. İstanbul'da. Ben görüştüm. İstenen 3+1 daire, kiralık daire. İstenen rakam aylık 25 bin TL kira. Ben aradığım zaman biz 3. sıraya düşmüştük orada. Yani 2 kişi sırada bekliyordu. Aldığım cevap, 2 kişi şu anda bilgilerini mal sahibine sundum. Bunların değerlendirmesini yapıyor. Eğer bunlardan bir olumsuzluk olursa şayet o zaman size yardımcı olabilirim gibi bir cevap almıştım. Yani düşünün, insanlar 25 bin, 30 bin... Ben hatta şöyle söyleyeyim, Antalya bölgesinde, oraya da şu anda çok inanılmaz bir şey var, talep var. 1+1 dairenin ben 15 bin TL'ye, 20 bin TL'ye, hatta ve hatta daha iyi lokasyonda denizi gören 3+1 dairenin 50 bin TL'ye tutulduğunu biliyorum. Ukraynalılar tarafından tutulduğunu biliyorum. Buna birebir şahit olmuştum. Ya Ekrem yani, İmamoğlu'nun herhalde boşta kalmaması için. Boşta kalan daireleri işte nasıl için. Kazandırabiliriz? Evet. Burada işte benim 2 tane dairem var. Normal şartlarda birinde kendim oturuyorum, diğerini kiraya verdim. Bundan alınan emlak vergisi işte rakam olarak 1000 TL. Ama bunu kiraya vermiyorsun, 3000 TL. 4000 TL, 5000 TL, yani kiraya vermek için teşvik edilmiş bir hamle diye hamle. Düşünüyorum. Bence de çok doğru bir hamle. Onu söyleyeceğim. Mantıklı bir hamle olarak görülüyor yani. Yani buradan da bir şey katılabilir. Evet.
Böylelikle belki bir 3-5 de olsa kira fiyatları düşebilir ya da insanlar evet. çok böyle aylarca kiralık ev aramak durumunda kalmaz. Efendim son olarak neler söyleyeceksiniz? Süremizin sonuna geliyoruz. Kendi sektörünüzle ilgili, kendi çalışma alanınızla ilgili evet. vatandaşlara ne tür tavsiyelerde bulunacaksınız? Şunu söyleyeyim. Fiyatlar da düşecek diye beklemeyelim. İhtiyacı olan, konut almak isteyen, özellikle yıl sonunu da beklemesinler. Durumları varsa konut beklemeden alsınlar. Yani 2023 yılından önce almaya çalışsınlar derim. Yani son bir ayda aldılar evet. aldılar. Evet. Yani rakamlar yükselir. Bugün işte. Ve müteahhitlere seslenelim. 1+1 ve 2+1 Elazığ için talep var. 1+1 ve 2+1 için. İyi TOKİ 2+1 yaptı, kıyamet koptu şehirde. Merkezde isteyen yerler var. TOKİ hariç diyelim. TOKİ hariç tamam. diyelim evet. Bir de TOKİ şu an herhalde şeyi el almak istiyor. Şu an konut sektörünü de. Yani diğer müteahhit arkadaşlara da ekmek bıraksın. 1+1, 2+1 evleri öğrenciler mi yoksa sadece işte burada yaşayan bekar memurlar mı? Bir tek öğrenci olarak bakmayın. Yani bugün karı koca iki kişi kalmış. Hayatta. Büyük olmasın. Büyük olmasın. Küçük olsun tabii bizim ki. Olsun. Yani ama şey daha pahalı değil mi? 2+1, 3+1 Yani 2+1'ler lokasyon olarak şöyle bir lokasyon vereyim size. Karayollarının tam karşısında 2+1 bir daireye 1250 TL yani 1 milyon 250 bin TL rakam söyledi ve 1 milyon 200 bin TL'yi gördü ama vermedik gibi bir söylemle karşılaştım. Yani istenen rakamlar Çaydaçıra'da özellikle bunun şeyini çok çekiyoruz. Çaydaçıra'da bu olay yok. 2+1, 1+1 çok az. Hatta yok denecek kadar az. Buralarda çok çünkü fazla artık talep var. Tek yaşama dönüyor. Adam tayin çok geliyor. Evet. 1+1 daire istiyor. Yok. Çünkü ya tek yaşamdan ziyade bir de işte maliyetler. Maliyeti düşünmek. Evet. İşte doğalgaz, elektrik. İşte bunun eşyası, temizliği vesaire. Bunlar da artık çok büyük sorunlar olmaya başladığı için insanlar artık büyük evlerden yani, küçük evlere. Bunun şöyle de örnek verebiliriz aslında. Büyük şehirlerde mesela insanlar 70 metrekare evlerde yaşıyorlar. Evet evet yani, evet. Ve 3 nüfus 4 nüfus evet, aileler. Evet evet evet. Bu bizde bir şey oldu. Yani büyük evler evlerimiz büyük olsun. Kullanmasak da büyük olsun. Öyle. Yani öyle bir şey vardır hatta mesela. Hatta salon vardır, misafir salonu. Orada böyle en lüks eşyalarla dayanır döşenir. Evin en büyük odası da orası. Ama da kimse görmez orayı. Kimse görmez orayı. Hatta bir gün şöyle bir anımı anlatayım size Dilaver Bey. Bir müşterimi götürmüştüm. Çok güzel bir evdi. Gezdik. Çok beğendi. Dedi ki çok beğendim. Sıkıntı yok. Bunu söyleyen bir ablamız. Sıkıntı yok, evi çok beğendim, lokasyon çok iyi, her şey çok güzel. Ama dedi ben dedi 4+1 istiyorum dedi. Dedim ki yani Fatma teyze dedim sen de ne yapacaksın 4+1'i? Bir sen varsın, bir eşim var. Çocuklar hepsi işte dışarıdalar, okuyorlar, memur olmuşlar, atanmışlar. Olsun dedi ama dedi desinler ki işte Fatma da 4+1 ev almış. Vallahi bakın yani bunu gerçekten bir evi karşılaştım yani. Evet. Hani ihtiyaçtan değil de. Yani bu bir ihtiyaç değil. Çok çünkü. Sadece desinler. Doğru söylüyor. Efendim ekleyeceğiniz bir şey kaldı mı sizin? Çok teşekkür ediyorum Furkan Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim siz neler söyleyeceksiniz son olarak sektörünüzle ilgili, çalışma alanlarınızla ilgili, çalışmalarınızla ilgili? Biz sektörümüzle ilgili her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz. Doğru yatırımlara yönlendirmeye çalışıyoruz müşterilerimizi. Bundan sonra da en iyisini yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bize vakit ayırdığınız için bizi dinleyen ekranlar başındaki seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda ev alabilirler. İnşallah. Yani ev almak isteyenler tabii ki şunu tekrardan söyleyeyim. Bu çok dönüyor. Yani bu her şeyde böyle. Konutta da böyle, otomotivde de böyle veya farklı bir şeyde de böyle düşecek. Yani almayın düşecek. Ya bugüne kadar düşen bir şeyi ben görmedim.
Bundan sonra da göreceğimi zannetmiyorum. Yani o yüzden gerçekten ihtiyacı olan, ev almayı düşünen, ev almaya ihtiyacı olan beklemesin. Yani hiçbir şey düşmeyecek. Bu bir gerçek yani. Görünen köy kılavuzu. Yani bugüne kadar düşecek dendi. Ha belki düşmedi ama çıkmadı da. Yerinde saydı. Sadece yerinde saydı. Ama aşağı gelmedi. Evet. Ama ondan sonra hep yukarıya doğru gitti. Bundan sonra da böyle olacak. Belki şu an bu çok büyük bir fırsat belki de. Çünkü yarın Erdal Bey'in de bahsettiği, değindiği gibi işte 2023 yılında A'dan Z'ye her şey güncellenecek. Güncellenince yani konut fiyatı da maliyetlerden ötürü yerinde kalmayacak. Çünkü kesinlikle. Bunu yapan müteahhit, buraya para bağlayan müteahhit, yani ben paramın hesabını yaparken benim dolarım, altınım, arabam değerlendi, işte fiyatı arttı deyince onun malı yerinde kalmıyor. O da bir şeyleri endekslemiş, onun üzerinden hesap yapıyor. Ona göre fiyatlarını güncelliyor. Evet. Tabii durum öyle olunca da... Durum böyle olunca... Sıkıntı yaşanıyor. Hiçbir şey düşmüyor. Biz de hüsrana uğruyoruz. Keşke maalesef alsaydık diyoruz. Keşke, keşke alsaydık. Keşkeler. Keşkeler olmasın diye. O yüzden ihtiyacı olan, gerçekten almak isteyen beklemesin yani. Alsın. Alsın. Peki. Efendim ben çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerinizden dolayı. Çok biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet efendim, ilk bölümde canlı yayın konuğumuz gayrimenkul yöneticisi, Remax Değişim Gayrimenkul yöneticisi Fatih Alptekin Bey bizlerle birlikteydi. Ve yine gayrimenkul danışmanı Erdal Türkalp Bey bizlerle birlikteydi. Elazığ'daki gayrimenkul sektörünü, konutları konuştuk. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık yeni güne ve hafta sonuna da birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Efendim Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış programı gerçekleştirildi. Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, tarıma verilen desteğin 40 milyar Türk lirasının üzerine çıktığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi ve beraberindeki heyet bir takım programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. İl protokolü tarafından havalimanında karşılanan Bakan Kirişçi, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış programına katıldı. Mertler ve yiğitler diyarı, Gakkoşların meydanı Elazığ'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirterek hepinize hoş geldiniz diyor, sefalar getirdiniz diyorum. Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Doktor Nihat Pakdil, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman, Akbert Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Akbert Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu projelerinin önemine değinen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, proje sahasında erozyonla kaybolan toprak miktarının azaldığını söyledi. Bu projeyle, 2013 yılında başlayan bu projeyle, bu kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyesinin artırılmasıyla birlikte arazi tahribatının önlenmesi, erozyonla mücadele, doğal kaynakların korunması da İFAD'ın ilgi alanına girmiş. Bu manada da bu proje bir ilk olma özelliği taşıyor. Projemiz maksadına ulaşmış, vatandaşlarımızın memnuniyetinden biz bunu anlıyoruz. Proje sahasında erozyonla kaybolan toprak miktarı Sayın Bakanım, bir hektarda yıllık 13 tonken şimdi yıllık 10 tona düşmüş. Bu %23'e yakın bir azalmayı ifade ediyor. Bu ülkemiz adına sevindirici. İnşallah bu tip projelerin diğer havzalara da yaygınlaştırılmasıyla birlikte
Ülkemiz adına çok büyük kazançlar olacak ve vatandaşlarımızın da hayat şartları iyileşecek. Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu Doğu Anadolu ve Orta Asya Alt Bölge Ofis Başkanı Bernard Hein de Murat Nehri Projesi'nin IFAD'ın değil Türkiye'nin bir projesi olduğunu belirtti. Sayın Genel Müdür IFAD projelerinden bahsetti ama bu aslında IFAD projesi değil, Türkiye projesi. Hepinizin de bildiği gibi Türkiye'nin özellikle 2000 yılların başında son derece güçlü bir sosyoekonomik performansı söz konusu ve bu güçlü sosyoekonomik performansla birlikte ekonomideki yapısal dönüşümün de sağlanmasıyla birlikte Türkiye dünyada üst orta gelirli ülkeler arasında lider ülkeler arasında yer almakta. Elazığ valisi Dr. Ömer Toroman, Elazığ'da üreticilerin bu proje sayesinde çeşitli imkanlara kavuştuğunu söyledi. Esasen Türkiye'nin aile bazlı geçimlik üretim yapan işletme modelinden artık daha rasyonel, tekniğine uygun, ölçeğine uygun modern işletmelere geçtiğini de müşahede ediyoruz. Sayın Bakanım, bölgemiz nispeten nüfus artış hızı yüksek ve buna bağlı olarak da Türkiye'de batıya göç veren bir bölge olmakta. Ancak bu projelerle hala hazırda kırsalda üretim yapan vatandaşlarımızı yerinde muhafaza etmek için, hatta mümkünse çeşitli vesilelerle batıya göç etmiş vatandaşlarımızın tekrar geri dönmesi için bu projenin fırsat kapıları açtığını düşünüyorum. Bakanlık olarak kırsalın kalkınması için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Girişçi, programda Tarım Bakanlığı içerisinde Gençlik Konseyi kurulacağının sinyalini verdi. Kırsalın kalkınması için çok büyük bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Önceden başlayan 20 yıldan beri devam eden projelerimizin yanı sıra yeni Türkiye yüzyılı artık bu vizyona uygun bir takım yaklaşımları da ortaya koymak durumundayız. Biz mutlak surette bu ülkenin nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarımızı kırsalda tutmakla mükellefiz. Kadınları kırsalda tutmaz ve tutamaz isek bizim bu tür çalışmalarda başarılı olma şansımız yoktur. Türkiye yüzyılında inşallah Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kuracağız. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, tarıma verilen desteğin 40 milyar Türk lirasının üzerine çıktığını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece bu konuda değil, her alanda, tarımın her alanında bizlere verdiği destek 2002'den bugüne artarak devam etmektedir. Bugün tarıma vermiş olduğumuz destek 40 milyar Türk lirasının üzerine çıkmış bulunmaktadır. Ve böyle bir destek gerçekten üreticimizin daha fazla üretmesini, daha verimli üretmesini, daha sağlıklı üretmesini ve sadece Türkiye'yi doyuran değil, aynı zamanda gelen turistlerimizi, gelen mültecileri veyahut da yurt dışına ihraç ettiğimizde o ülkelerdeki vatandaşları da doyuran bir üretimi biz bu şekilde desteklemiş oluyoruz. Maddi anlamda Türkiye'nin bu projelere ihtiyaç duyan bir ülke olmadığını söyleyen Bakan Kirişçi, Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu tahıl koridoru diplomasisi çerçevesinde tüm dünyanın gördüğünü söyledi. Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerin nasıl değiştiğini özellikle bu tahıl koridoru diplomasisi çerçevesinde tüm dünya görmüş oldu. Antalya'daki diplomasi forumuyla başlayan tarafları bir araya getirme yaklaşımımız, lider diplomasimiz İstanbul'daki buluşmayla bir masanın etrafında Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak bir araya gelmeyi sağladı. Bakan Kirişçi, Türkiye bölgesel bir güç olmanın ötesine geçti. Artık sözü dinlenilen ve atmış olduğu adımların izlenildiği global bir oyuncudur, dedi. Türkiye artık herhangi bir ülke değil. Türkiye sadece 780 bin kilometre karelik bir alana sıkıştırılabilecek, hapsedilecek, kendi coğrafyamızda meşgul olacak bir ülke değil. Aynı zamanda 462 bin kilometre karelik bir mavi vatanımız var. Bununla beraber bölgesel bir güç olmanın ötesine geçti. Artık sözü dinlenilen, atmış olduğu adımların izlenildiği global bir oyuncu olduğunu gösterdi.
ben global bir oyuncuyum demekle yiğit olunmaz, global oyuncu olunmaz. Türkiye'nin bütün kıtalarda izlemiş olduğu dengeli, tutarlı ve seviyeli politika çerçevesinde ülkemiz bu noktaya geldi. Ormanların korunması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Kilişçi, tarım ve ormanda atılan adımların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Orman konusu çok çok önemli. Çünkü orman burada da ifade edildi. Bir, erozyonla mücadelede önemli. İki, bizim su zengini bir ülke değiliz, su fakiri de olmasak bile. Dolayısıyla bizim su tutma kapasitemizi artıracak olan bizim ormanlarımız. Bizim yine kırsalda yaşayan orman köylüsü olarak adlandırdığımız kardeşlerimizin onlara da vermiş olduğumuz ki 2022 yılındaki destek 400 milyon Türk lirası düzeyindedir. Gelecek yıl bu 1 milyar liraya çıkacak ama ilave bir takım desteklerimizle inşallah orman köylülerimize daha fazla destek vermiş olacağız. Ormanın kalbi heyecanla attıkça ormanlarımız geleceğe umut vaat ediyor. Efendim Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek briefing aldı. Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Şöyle. AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'la birlikte Elazığ Valiliğine geçen Bakan Kirişçi'ye, Vali Doktor Ömer Toraman, Vali Yardımcıları Abdülkerim Abbasoğlu, İdil Özdemir Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, Emniyet Müdürü Celal Sel ve kurum müdürleri karşıladı. Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Bakan Kirişçi, ardından Vali Doktor Toraman tarafından takdim edilen hediyeleri kabul etti. Valilik girişindeki karşılamanın ardından makamında Vali Doktor Ömer Toraman, Bakan Kirişçi'ye Elazığ'ın tarımı ile ilgili briefing sundu. Efendim Elazığ'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Murat Nehri Havzası rehabilitasyon projesinden memnun kalan Elazığlı vatandaşlarımızın talebi üzerine Fırat Havzası projesi içinde gerekli çalışmaları başlatacağız dedi. Murat Nehri Havzası rehabilitasyon projesi kapanış programına katılmak üzere Elazığ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Bakan Yardımcısı Doktor Nihat Pakdil, Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Salih Çetiner, kurum müdürleri, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, bakanlık tarafından Elazığ'a verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. Bugünkü Elazığ ziyaretimizde önemli birkaç aşamayı birlikte icra ettik. Bunlardan birincisi Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış merasimiydi. Bu proje vesilesiyle Tarım Bakanlığımıza, ilimize ve bölgemize vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. 9 yılı aşkın bir uygulama süresiyle bölgemize ve ilimize ciddi manada üreticilerimize katkı sağlamış önemli bir projeydi. Orman Genel Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz bu vesileyle. Sayın Bakanım arkasından valiliğimizde bakanlığımızın faaliyet alanı ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Orada da Tarım İl Müdürlüğümüzün, başta devlet su işleri olmak üzere bölge müdürlüklerimizin ve ilgili müdürlüklerimizin faaliyetlerini koordine eden bir toplantı oldu. Sayın Bakanım o toplantıda vermiş olduğumuz talimatlar ve direktifler çerçevesinde inşallah çalışarak daha da ileri noktalara götürmek için el birliğiyle gayret göstereceğiz. Sektörün, tarım sektörünün üreticileriyle, bitkisel üretimde, hayvansal üretimde, su ürünleri vesaire bütün üretim sahalarında doğrudan işin içerisinde olan
sektörün temsilcilerini, üreticilerimizi dinlemek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için bütün üreticilerimiz adına zaten size şükranlarımızı sunuyoruz. Talep ve sorunların dinlendiği toplantıda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Girişçi, Türkiye gündemi belirlenen bir ülke iken şimdi gündemi belirleyen bir ülke konumunda dedi. Türkiye gündemi belirlenen bir ülkeydi. Ama şu anda Türkiye gündem belirleyen bir ülke oldu. 2 hafta önce Tarım Bakanları zirvesi için OECD toplantısına katılmak amacıyla Paris'teydi. O zaman da bu 31 Ekim'deki tahıl koridoruyla ilgili süreç Rusya tarafından askıya alınmıştı. Ama bir gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesiyle süreç kaldığı yerden devam etti. Bu kendiliğinden mi oldu? Hayır. Tutarlı, dengeli, hakkı hak bilip onun gereğini yapan, yanlış bir şey olduğunda da buna yanlış diyebilme cesaretini gösteren ve bu tutarlılığıyla dünyanın artık gıpta ettiği bir cumhurbaşkanımız ve beraber çalıştığı ekibi ve bu ülkenin sahip olduğu dinamizm çok şükür bizi bu noktaya getirdi. Cumhurbaşkanımızın adeta ağzına bakan ve bu kişi ne diyecek diye bekleyen bir dünya var diyen Bakan Kirişçi, tahıl koridoru bir lider diplomasisinin, Türkiye'nin dengeli ve tutarlı dış politikasının taraf tutmamak adına Cumhurbaşkanımızın söylediklerinin bir sonucudur dedi. Rahmetli Ecevit'in Bill Clinton karşısında Ecevit'i de karşısında nasıl beklettiğini, onun da nasıl mahcup bir vaziyette durduğunu herhalde o fotoğrafları hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi o fotoğraflar gitti. Bizimkinin yani Sayın Cumhurbaşkanımızın adeta ağzına bakan, bu kişi ne diyecek diye bekleyen artık bir dünya var. Tahıl koridoru bir lider diplomasisinin Türkiye'nin dengeli ve tutarlı dış politikasının taraf tutmamak, her iki tarafa da söylenmesi gerekenleri söylemek adına Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerinin bir sonucudur. Önce Antalya diplomasi etkinliğinde, daha sonra İstanbul'da 22 Temmuz'daki görüşmede tahıl koridoru açıldı. Dünya büyük bir panikteydi. Biz hamdolsun ülke olarak daha önceden kendi tedbirlerimizi almış olmamız ve 20 yıldan beri oturtmuş olduğumuz sistem sayesinde biz rahattık. Ama dünya rahat değildi. Dünyada zaten pandemiyle başlayan tedarik ve üretim zincirlerinde bir bozulma vardı. Bu bozulma zirve yaptı. Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber. Tahıl koridoru açıldı, ortalık rahatladı. 450 doları görmüş tonu buğday 330 dolarlara depo teslimi yapılmaya başlandı. Yani bu 110-120 dolarlık indirim %25'lik bir indirim anlamına geldi. Ve bu koridorun o 31 Ekim'deki sürecin askıya alınmasıyla beraber yeniden dünyada nasıl bir panik oluşturduğunu tekrar gördük. Cumhurbaşkanımız devreye girdi, sorun çözüldü ve şimdi de 2 gün sonra yeniden yürürlüğe girmesi, yani 4 ay süreyle daha uzatılması sağlanmış oldu. Türkiye'nin burada üstlenmiş olduğu bu lider diplomasisi bize bu neticeyi sağladı. Bakan Kirişçi Elazığlılardan bir de istekte bulundu. Değerli Elazığlı kardeşlerim, aziz kardeşlerim, biz hükümet olarak her şeyin ilkine imzayı atan bir iktidar olduk. Atatürk'ün bile hayattayken hayalini kurduğu bir tarz dibi tarım sigortacılığını 2005 yılında yasasını çıkarttık. 2006 yılında da artık uygulamaya koyduk. 1 Haziran'dan 2006'dan itibaren tam 16 yılı aşkın bir süredir Tarsim caridir, uygulamadadır. Benim Elazığ'da bu oran çok düşük. Sizlerden hasreten istirhamın buna ilgi göstermeniz
Çünkü biz bu 16 yıl boyunca değerli kardeşlerim 13 milyar lira neredeyse her yıl 700 milyon lira tutarında bir sigorta prim desteği verdik. Bu destek yabana atılacak bir destek değil. Aracımızı nasıl zorunlu trafik sigortası yaptırıyorsak bizim de üreticiler olarak sigorta uygulamasına ehemmiyet vermemiz gerekir. Artık yeni dönemde her isteyen istediği yere istediğini ekemeyecek, dikemeyecek. Bizim bu üretim planlamasının gereği olarak böyle bir adımı da atacağız. Yani üretim yapmadan önce üretici gelip çiftçi bize bunu elektronik ortamda soracak. Biz bir tarım cebimde uygulamasıyla inşallah bu yılın başında uygulamaya geçmiş olacak. Biz orada kendi bilgilerimizi girdiğimizde bize bir ekran çıkacak. Örneğin Vahit Kirişçi, Adana, Yüreğir. Ada bu, parsel bu. Benim 100 dekarlık bir alanım var. Bu 100 dekarlık alanda ne üretebileceğimi, tek bir seçenek de olabilir, birden fazla seçenek de olabilir, bize bunları söyleyecek bu ekran. Ve bunların dışına çıktığınızda elbette hakkınızdır, çıkabilirsiniz. 5 yıl süreyle her türlü tarımsal desteklerden ve kredi desteklerinden kamu olarak yararlandırmayacağız. Amacınız ne? Keyfiliği, başıboşluğu, gelişi güzelliği artık tarımın lügatinden çıkarmak olacak. Bakan Kirişçi, Elazığlıların talep ettiği Fırat Havzası rehabilitasyon projesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarının müjdesini verdi. Vatandaşlarımızın bu projeden aşırı bir memnuniyet duyduğunu gördüm. Sıklıkla şu dile getirildi. Evet, Murat Havzası tamam ya Fırat Havzası. Şimdi ben size soruyorum. Ne yapalım bu Fırat Havzası'nı? Bu alkışı biz de istiyoruz. Fırat Havzası olarak biz de talep ediyoruz anlamında değerlendiriyorum. Doğru mu? Malumunuz bu projeler uluslararası projeler. Bu projenin tabii ki bir milli tarafı var, Türkiye olarak biziz. Bir de bu projenin yine uluslararası organizasyon tarafı var. Onlarla bunu görüşeceğiz inşallah. Ve bu görüştüğümüz konularda bizim açımızdan bir problem olmayacak. Velev ki bu projeler onların desteğiyle gerçekleşmedi. Zaten bizim kırsala yönelik bu çalışmalarımız büyük bir titizlik ve dikkatle yürümektedir. Bu Murat Havzası'nın benzerini burada Fırat olur, başka bölgelerde de başka havzalar olur. İnşallah bunları da kendi yerli ve milli bütçelerimizde bunları da sağlayacağız. İnşallah bunlar da şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Etrafı sularla çevrili fakat kendisi su kıtlığı yaşayan 409 milimetre gibi de ortalama yağışı nedeniyle sulamaya ihtiyaç duyan bir şehir. Üretmek istiyor ama suyun bulunduğu kotla suya erişmek isteyen tarla arasında bir irtifa var. Ve bu irtifa tabii ki bir pompaj sulamayı beraberinde getiriyor. Bu da maliyetli bir konu. Ama biz bütün bu maliyetlerine rağmen devletimizin, hükümetimizin, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle inşallah bu projelerin de hızlanması, tamamlanma aşamasında olanların tamamlanması, diğer taraftan bir renovasyon, yani açık sistemden, vahşi sistemden, kapalı sisteme, basınçlı sulama sistemine geçmesi hususu elbette ki önemli. Buna ilişkin bütün çalışmalar konusunda biz burada heyet halinde mutabık kaldık. Onları da sizlere duyurmak isteriz. Onların da sizler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Size getirilen bu suyun kadrini, kıymetini biliniz. Bu su hangi zor şartlarda size ulaştırılıyor, bunun mutlaka farkında olunuz. Ve bu sudan doğan su faturalarımızı nasıl ödüyorsak elektrik faturalarımızı da aynı şekilde ödemek için gayret gösterelim. Efendim bugün Elazığ önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Evet.
her böyle Elazığ'ın hepimizin moralinin bozulduğu bir anda, her böyle morale ihtiyacımız olan anda Fırat Üniversitesi şehre moral olmaya, şehre umut olmaya, şehre gurur yaşatmaya devam ediyor efendim. Bugün YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ve beraberinde Türkiye'nin en iyi 23 üniversitesinin rektörü Elazığ'daydı. Elazığ tarihinde, Fırat Üniversitesi tarihinde ilk defa akademik olarak bu kadar büyük bir heyet Elazığ Fırat Üniversitesi'ni ziyaret etti. Efendim kimler vardı biliyor musunuz bugün Elazığ'da? YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın yanı sıra YÖK Başkan Vekili, YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve ODTÜ Rektörü, Koç Üniversitesi Rektörü, Sabancı Üniversitesi Rektörü, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, Bilkent Üniversitesi Rektörü, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü, İstanbul Üniversitesi Rektörü, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, Hacettepe Üniversitesi Rektörü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü, Ankara Üniversitesi Rektörü, Ege Üniversitesi Rektörü, Erciyes Üniversitesi Rektörü, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü, Gazi Üniversitesi Rektörü, Marmara Üniversitesi Rektörü, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü, Atatürk Üniversitesi Rektörü, Çukurova Üniversitesi Rektörü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü. Efendim anlatırken bile, bu isimleri sayarken bile dikkat ettiyseniz bir zaman geçirdik. Efendim bu kadar önemli isim YÖK Başkanı ile birlikte Elazığ'dalardı. Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde araştırma üniversiteleri toplantısına katıldılar. Ve bu toplantı, YÖK'ün düzenlemiş olduğu araştırma üniversiteleri toplantısı Fırat Üniversitesi'nde yapıldı. Çünkü rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ın Elazığ'a atanmadan önce de biliyorsunuz YÖK'te oldukça önemli görevleri var idi. Oldukça önemli ikili ilişkileri Ankara'da var olduğunu artık kamuoyunda herkes biliyor. Efendim bugün bu önemli ev sahipliğinde oldukça önemli bir başarıya imza atıldı. Tüm rektörler toplandı, YÖK Başkanı orada, Fırat Üniversitesi yöneticileri, yetkilileri orada ve bu az önce saydığım üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları orada ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi araştırma üniversiteleri toplantısının performans sıralamasını açıklayacağı ana geldi. Efendim bu saydığım isimler nefeslerini tuttu. Bu sırada biz kaçıncı sırada olacağız? Bu listede nerede olacağız? Acaba ne olduk? Geçen yıl şöyleydik, bu yıl böyle mi olacağız? Düştük mü, çıktık mı? Nefeslerin tutulduğu an o sıralama ekranlara yansıtıldı ve görüldü ki Fırat Üniversitesi tarihinin en önemli başarısına imza atmıştı. Araştırma Üniversitesi seçilerek 2021 yılında geçen yıl, bu yıl o sıralamayı oldukça yukarılara yükseltti. Öyle yükseltti ki efendim Fırat Üniversitesi araştırma üniversiteleri sıralamasında, yani Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralamasında 17. sıraya yükseldi. Bu tablo görüldüğünde, bu tablo ekrana yansıtıldığında salonda Elazığlı olan herkesin tüyleri diken diken oldu efendim. Gurur duyduk üniversitemizle. Evet, hep birlikte gurur duymamız gerekiyor. Orada Marmara Üniversitesi rektörü Fırat Üniversitesi'nin altında yer aldığını görünce ne hissetmiş olabilir ya da bir başka rektörümüz? Biz gurur duyduk efendim. Çünkü Fırat Üniversitesi 17. sıradayken Fırat Üniversitesi'nin altında, yani 18. sırada Marmara Üniversitesi yer aldı. 19. sırada Fırat Üniversitesi'nin altında 9 Eylül Üniversitesi yer aldı, Atatürk Üniversitesi yer aldı, Çukurova Üniversitesi yer aldı, Karadeniz Teknik Üniversitesi yer aldı, Bursa Uludağ Üniversitesi yer aldı. Yani YÖK diyor ki sen Fırat Üniversitesi Türkiye'nin en iyi 17 üniversitesinden birisin diyor. En iyi 17. üniversitesisin diyor. Ve biz de şunu diyoruz efendim, artık çocuklarınızı Marmara Üniversitesi başarılı bir üniversite deyip Marmara Üniversitesi'ne göndermenize gerek yok. Çünkü YÖK tarafından tescillendi. Fırat Üniversitesi Marmara Üniversitesi'nden dahi iyi bir seviyede. Artık çocuklarınızı 9 Eylül Üniversitesi'ne, İzmir'e göndermenize gerek yok. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne göndermenize gerek yok. Çünkü artık ilimizdeki Fırat Üniversitesi bu üniversitelerden daha iyi. Ama biz bunun kıymetini biliyor muyuz? Hayır. Biz Fırat Üniversitesi ne yapıyoruz efendim? Şehir olarak
istenilen, beklenilen, hak ettiği değeri bir türlü özellikle son iki yıldır gösteremiyoruz. Evet, üniversitemiz çok başarılı, şehirde inanılmaz başarılara imza atıyor. Ama bu başarının farkında mıyız? Bence çok da değiliz efendim. Üniversitemize gurur duymamız gerekiyor. Çünkü bu başarılar Elazığ'a adından sıkça söz ettiriyor. Ve sıralama şunu da gösterdi ki eskiden Fırat Üniversitesi konum itibariyle Atatürk Üniversitesi'yle, yani Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'yle yarışırdı. Yani neydi efendim? İşte Atatürk Üniversitesi geçmişe gidelim, Elazığ'a kurulacağı dönem son anda vazgeçiliyor ve siyasetler devreye giriyor. Atatürk Üniversitesi Elazığ'a kurulmuyor, Erzurum'a kuruluyor. O günden gelen bir rekabet var Elazığ'la Fırat Üniversitesi Atatürk Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi bu sıralamayla Atatürk Üniversitesi'ni de geride bırakmış oldu ve Fırat Üniversitesi Doğu ve Güneydoğu bölgesinin en iyi üniversitesi seçilmiş oldu böylelikle. Efendim tebrik ediyoruz. Oldukça önemli bir başarı. Araştırma Üniversitesi içerisinde yer almamızda çok büyük katkı ve emekleri olan akademisyenleri bu noktada çalışma yapmaları için, proje yapmaları için, ARGE üretmeleri için, ARGE projeleri üretmeleri için onlara moral veren, motivasyonlarını artıran rektörümüz Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'a teşekkür ediyoruz. O Fırat Üniversitesi'ne atandıktan sonra Türkiye'deki birçok üniversite artık Fırat Üniversitesi ile rekabet edemez duruma geldi. O Fırat Üniversitesi'ne atandıktan sonra Fırat Üniversitesi neredeyse her ay bir başarı haberi çıkıyor. O atandıktan sonra artık dünya Fırat Üniversitesi'ni konuşmaya başladı ki dünya sıralamaları da oldukça yükseldi. Çok teşekkür ediyoruz ve araştırma üniversitelerinin içerisinde yer aldığı bu ARGE çalışmalarından sorumlu rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün sıralama açıklandığı sırada gözleri doldu efendim çünkü büyük bir gururdu kendisi için de ekibi için de tebrik ediyoruz ve başta Genel Sekreter Profesör Doktor Sinan Akpınar ve diğer rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, araştırma üyeleri olmak üzere tüm akademisyenlerimizi, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. İşte o gurur tablosu ekranlarınıza geliyor. Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde araştırma üniversiteleri toplantısı YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ve 23 üniversite rektörünün katılımıyla Elazığ'da gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya Yükseköğretim Kurumları Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın yanı sıra YÖK Başkan Vekili Profesör Doktor Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Profesör Doktor Naci Gündoğan ve araştırma üniversitelerinin rektörleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi hakkında bilgiler vererek YÖK Başkanı ve rektörleri Elazığ'da ağırlamaktan dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdi. 1967 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi ile Ankara Üniversitemize bağlı Veteriner Fakültesinden oluşmuş. Uzun yıllar bu şekilde eğitim öğretime devam etmiş. 11 Nisan 1975 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi kurulduktan sonra Fırat Üniversitesi adını alarak bu şekilde eğitim öğretime devam ediyor. Üniversitemizde hali hazırda aktif olan 16 fakültemiz var. 4 enstitü, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulumuz var. 2000 civarında akademik personelimiz var. 40.500 civarında öğrencimiz ve 3.700 civarında da idari ve destek personelimiz var. İdari personelimizin yüksek olmasının sebebi üniversitemizin hem 1100 yataklı bir hastanesi, bir de diş hekimliği fakültemiz ve hastanesi var. Dolayısıyla o bizim idari personel ve destek personel sayımızı arttırıyor. Üniversitemiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birlikte düşündüğümüz zaman bölgenin 3. büyük üniversitesi öğrenci sayısı açısından. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Profesör Doktor Naci Gündoğan, üniversitelerin performans izleme kriterleriyle ilgili bilgiler verdi. Mart ayı içerisinde malumunuz bir proje üzerinde çalışmıştık. Sayın Başkanımızın gerçekten çok büyük katkılarıyla, değerli Cumhurbaşkanımızın da büyük destekleriyle ve tabii aynı zamanda Strateji Bütçe Başkanlığımızın da Sayın İbrahim Şenel'in başkanlığında çok önemli destekleriyle araştırma üniversitelerimizin kapasitelerini geliştirme maksadıyla
Araştırma Üniversiteleri Destek Programı adı altında bir program dizayn edildi. Biz aslında bu programın bundan sonra da kurumsallaşmasını özellikle istiyoruz. Yani bu bir seferlik bir program olmamalı. Ve bu program çerçevesinde malumunuz Mart ayı içerisinde görüşmeleri yapıldı. Strateji Bütçe Başkanlığı ile YÖK Başkanlığımız arasında bir protokol imzalandı. Ve yine bunun kurumsallaşması adına usul ve esaslarını belirledik. Çok önemli ölçüde çalışıldı. 3-4 aylık bir süre içerisinde hem YÖK uzmanları hem Strateji Bütçe Başkanlığı uzmanları arasında ciddi bir çalışma yapıldı. Ve bu çalışma neticesinde protokol hazırlandı ve usul esaslar tertip edildi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ise araştırma üniversiteleri ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet eden bölgesel ve ulusal farkındalığında kritik rol oynayan önemli konuların başında geldiğini kaydetti. 2022 Haziran ayında 20 araştırma üniversitesine, devlet üniversitelerimize Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon lira bütçe aktarımı yapılmış olup araştırma üniversiteleri yıllık performans sıralaması üzerinden bütçe dağılımı gerçekleştirilmiştir. 2023 yılına ilişkin bütçe aktarımı da 2022 performans sıralaması çerçevesinde yapılacaktır. 2022 yılı performans sıralaması bugünkü toplantıda üniversiteler ve kamuoyumuzla biraz önce Naci hocamız tarafından paylaşılmış oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bu destek payını fevkalade oranlara çıkartacağını burada sizlerle paylaşmış olayım. İnşallah birkaç sene içerisinde bu oranların neredeyse aritmetik bir şekilde artacağını, geometrik diyelim, aritmetik demeyelim, eksponansiyel değil yalnız, artacağını da sizlerle paylaşmak isterim. Araştırma üniversitelerinin 2021 yılı performans sıralaması da açıklandı. Sıralamada Fırat Üniversitesi araştırma üniversiteleri arasında başarı sıralamasını önemli bir ölçüde yükselterek 23 üniversite arasında 17. sırada yer aldı. Efendim işte bu gurur için Fırat Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş hocamıza teşekkür ediyoruz. Gurur duymamız gerekiyor efendim bugün. Bugün 23 tane üniversitenin Türkiye'nin en iyi üniversitelerin olduğu o salonda bizim üniversitemiz de temsil edildi. Bizim üniversitemizin rektörü de o salondaydı. O Türkiye'nin en iyisi olarak bildiğimiz rektörlerin yanındaydı. O salonun içerisindeydi. Ve tablo açıklandı ki biz zaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en iyi üniversitesi olmuşuz. Bu yetmemiş. Batı illerindeki işte Marmara Üniversitesi gibi, 9 Eylül Üniversitesi gibi o üniversiteleri de arkamıza almışız efendim. Gerimizde kalmış onlar. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyoruz Fırat Üniversitesi yönetimine. Çok da teşekkür etmemiz gerekiyor. Hatırlayın geçtiğimiz yılda sıralamaları, geçtiğimiz ayda sıralamaları vardı. Konya'da 5 üniversite var. Konya'dan 5 üniversite dı sıralamasına girememişti. Fırat Üniversitesi girmişti. Konya'nın yerel basını manşet atmıştı. Ne manşet atmıştı hatırlıyor musunuz? Demişlerdi ki Konya'daki hiçbir üniversitenin giremediği sıralamaya Elazığ'dan bile üniversite girdi demişti Konya yerel basını. Şimdi o Konya yerel basınına bu sıralamayı da göndermek lazım. Selçuk Üniversitesi'nin mesela en büyük üniversite Selçuk. Selçuk Üniversitesi'nin dahi listede yer almadığı sıralamada listede Fırat Üniversitesi 17. sırada. Marmara Üniversitesi'ni bile geride bırakmış efendim. Ve en kıymetlisi de en önemlisi de bu açıklama YÖK Başkanı tarafından yapılıyor. YÖK Başkanı'nın katıldığı programda yapılıyor. Ve bu programda 23 tane üniversite rektörü kalkıp Elazığ'a geliyor. YÖK Başkanı kalkıp Elazığ'a geliyor ve Elazığ'da açıklanıyor bu sıralama. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Devam ediyoruz efendim. Emniyet Müdürlüğü'nün il genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarda yakalanan 29 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları aralıksız devam ediyor.
Gerçekleştirilen son bir haftadaki çalışmada aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespitiyle yakalanan şahıslardan 29'u sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 11 şahıs da bulunarak gerekli işlemleri yapılarak ailelerine teslim edildi. Denetimler esnasında 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 45 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ile geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet fırın, 1 adet tost makinesi da sahiplerine teslim edildi. Efendim İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları bütçe görüşmeleri nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen oturum gerçekleştirildi ve İl Özel İdaresi'nin 2023 mali yılı bütçesi meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları bütçe görüşmelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 18 Kasım'a ertelenmişti. İl Özel İdaresi'nin 2023 mali yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantı İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şermet'in başkanlığında gerçekleştirildi. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kıymetli arkadaşlar, gündemimizin 3. maddesinde 2023 yılı bütçesiyle ilgili bir maddemiz vardı. Komisyona havale ettik. Komisyon raporunu, çalışmasını yaparak raporu hazırlayıp bakanımıza sundu. Şimdi raporu okudum. Bütçe görüşmeleriyle ilgili söz alan meclis üyeleri düşüncelerini dile getirdi. Arkadaşlar, bu bütçe komisyonu tarafından çalışılmış, yapılmış. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Çalışmalarda bir sıkıntı yok. Fakat şimdi orada bir sürü, mesela müdürlük bütçeleri, temsil ağırlama kalemleri, müteşebbis gelirleri, mülkiyet gelirleri, sermaye transfer gelirleri böyle muğlak olarak torba içerisinde orada okunarak hiçbirimizi ben anlamadım bir şey. Bunlar tekrar birine bir okunacak. Tamam, bizim önümüze yani burada bakıp inceleyip biz de baksak, tek tek kalem kalem müdürlüklere baksak bir sakıncası var mı? Orada hızlı, haklı katip hızlı hızlı yazmış, önüne yetiştirmek için okuyor. Biz bunların hakkında mesela ben soruyorum ha. Bu sermaye transferi ne demek? Anlayan oldu mu arkadaşlar? Komisyon başkanı buyurun. Şimdi arkadaşlar, gelir giderle ilgili ana taslak okundu. Ayrıntı oylamayla ilgili sunulduğu zaman tek tek ayrıntıları okunacak. 37 milyon payda eğitim komisyonu zaman zaman ilçelerimize gidip okulların bakım onarımıyla ilgili komisyon kararı alıyoruz. Ve akabinde sonucunda daha sonra bu okulların herhangi bir program almadı, bakım onarımı yapılmadı ve biz de burada kendi kendimize seslenişte bulunuyoruz. Sanırım müdürlerimiz de eğer bu mevzuatta bir sıkıntı yoksa, bu ilçe milliyetli müdürlerinin meclisin kararıyla olursa herhangi bir sıkıntı olmadığını biliyorum mevzuatta. Bu paylardan her ilçe müdürlüklerine, milliyetli ilçe müdürlüklerine belli bir bütçe ayrılıp bu şekilde düzenleme yapılırsa en azdaki ilçeler kendi bünyelerindeki kendi okullarının bakım onarımını veya hangi okullara nereye ihtiyacı varsa o şekilde bakım onarımı yapabileceklerini düşünüyorum. Bu yıl 2022 yıl içinde bir de hasreten şunu dile getirmek istiyorum. Sayın Valimize ve Genel Sekreterimize hasreten teşekkür ederim ve bu programlarının ek yapılan programda asfalt BSK programında puancılar olarak Sayın Valime ve Genel Sekreterime, bütün müdürlerime ayrı ayrı teşekkür ederim. 2023 mali yılında bütçesi 698 milyon 254 bin lira olarak belirlenen İl Özel İdaresi'nin taslak bütçesi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. 2023 bütçemiz oy birliğiyle kabul edilmiştir. Memleketimize, Elazığ'ımıza, köylerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Burada plan bütçe komisyonunda görev alan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma yaptılar. Allah razı olsun kendilerinden. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Siz değerli İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarıma katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, Genel Sekreter Yardımcılarımıza, Birim Müdürleri kardeşlerime ve tüm personelimize teşekkür ediyorum. Efendim
Efendim İzmir Karşıyaka Bostanlı'da düzenlenen Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılış programı geniş katılımda gerçekleşti. Fuar 21 Kasım tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da esen Elazığ rüzgarı bu hafta da İzmir Karşıyaka Bostanlı'da esmeye başladı. Elazığ Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında Elazığ'ın çedene kahvesi, ağın leblebisi, orcik şekeri, dutu, pestili, öküz gözü üzümü, peynir çeşitleri ve diğer ürünlerinin yer aldığı fuarın açılış programı gerçekleştirildi. Sanatçı Rıdvan Dağlar şiirlerini İzmir'deki Elazığlılar için seslendirdi. Lakin kulaklarımda hala harputun yanık sesi. Yabancı görmedeyim nerede olsa merkezi. Sanki bir nur içindeyim ve ya dört bir yanım loş. Gönüller aydın olsun ne fark eder ki kakoş. Gezdin görmektesin Hanya, Konya hepsi bir. Saraya göç etmekle mermerde otopsi bir. Geçirdiklerin nafile ve geçireceklerin boş. Gönüller aydın olsun. Ne fark eder ki kalkoş? Ege Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Necat Ak, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bu yaptığımız etkinliklerde Elazığ'da Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları, onun vekili ve bugün bizim aramızda olan ve bu müzik grubunu bize gönderen Sayın Mustafa Aksu Beyefendi'ye, Karşıyaka Belediye Başkanımız değerli başkanıma bize yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine Sayın Vekilimiz Gürser Erol Beyefendi'ye bize yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine aynı zamanda bir önceki belediye başkanımız Mücahit Yanılmaz Beyefendi'ye sizlerin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu oluşumu yapmak için uzun bir yoldan geliyoruz. Yaklaşık 4 aylık bir program yapıyoruz. 4 aylık programdan sonra bu size ulaştırabileceğimiz emekleri size burada sunuyoruz. Sizden ricam akşam gittiğinizde herkes Facebook'ta veya sosyal medyada çektiğiniz görüntüleri paylaşarak Elazığlılardan daha ziyade İzmirlileri ve İzmir'e Elazığ musikisini, Harput musikisini, bu değerli üstadlarımızı tanıtırsanız hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, iyi eğlenceler, iyi alışverişler diliyorum. Kürsübaşı dinletisiyle başlayan fuar Elazığ havaları ile devam etti. Evet efendim, son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne ve hafta sonuna birlikte başladık. Hafta başı pazartesi günü saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle. Şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.